Herkese iyi günler. Diyabet ve son yıllarda diyabetteki tanı ve tedavideki değişimler ve yaklaşımlardan bahsetmek istiyorum. Diyabet, yani halk arasında şeker hastalığı dediğimiz hastalık, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması. Özellikle de karbonhidrat metabolizma hastalığıdır. Tip 1 ve tip 2 diyabet olarak ayırıyoruz. İnsülinin azlığına, insülin direncine göre. Ve diyabette son 5 yılda özellikle, buna ne yazık ki pandeminin de katkısı oldu, belirgin derecede toplumda artış var. Aslında biz buna kronik metabolik pandemi bile diyebiliriz. Toplumun eskiden, yani bundan 10 yıl önce %10'larda gördüğümüz, 12'lerde, 13'lerde gördüğümüz diyabet şu anda neredeyse prediyabetleri de alırsak, yani gizli şekeri de alırsak %20 gibi. Yani yolda gezen 5 kişiden birisinin diyabet olduğu bir duruma geldik. İkinci değişimde epidemiolojik veya toplumsal olarak diyabet yaşı gençleşti. Eskiden tip 2 diyabeti biz 40 yaş üzerinde görürken ne yazık ki şimdi 30 yaşta taramaya başladık ve hareketsiz yaşam ve obezitenin artmasından dolayı artık pübertede, yani 14-16 yaşında bile 40 yaşında gördüğümüz tip 2 diyabetleri görmeye başladık. O zaman birinci değişen, demek ki diyabetin yaşı ve sıklığı arttı son yıllarda. İkinci değişen, tanıda güzel gelişmeler var. Yani biraz karanlık tablosu çizdim ama aydınlık olan kısmı da bunun. Tanıda da güzel gelişmeler oldu. Ne oldu? Birincisi, normal tanı kriterlerimiz son 10 yılda pek değişmedi. Ancak izlemde dijital teknoloji, yani sürekli glukoz monitorizasyonu, biz buna CGM diyoruz. Yani bir tür holter. 14 gün boyunca kan şekerini sürekli ölçüyor. Hatta biz bunu hastalardan, hastanın parmağını delmeden kola bir ufak sensör takıyoruz. Cep telefonu üzerinden, internet üzerinden hekimi hastayı izleyebiliyor. Bu yöntemlerle de özellikle tedavi altındaki hastaların izlemi ve tedavi başarısı belirgin derecede arttı. Ayrıca kliniğimizde insülin pompası ve akıllı insülin pompası denen, aslında yapay zekanın da kullandığı, son yıllarda tip 1 diyabette özellikle kullandığımız insülin pompalarını aktif olarak kullanıyoruz. Bu da hastalarımıza gerçekten bir umut ışığı oldu. Demek ki diyabette, tanı ve tedavide de teknoloji son yıllarda ve yakın gelecekte ciddi anlamda bize, hastalarımıza katkıda bulunacak. Ve biz klinik olarak da zaten hem hastane olarak hem klinik olarak bunları yakından, bu gelişmeleri yakından izliyoruz. Tedavi yaklaşımında ne değişti? Bu da yine son 5-10 yıla kadar biz her zaman öncelikle ilaçlar ve kılavuzlarda basamaklar tarzında tedavi verirdik. Artık şu anda iş değişti. Şu anda biz hastayı önceliyoruz. Kişiye özel tedavi. Yani bunu bir tür terzilik gibi düşünün. Yani konfeksiyon giyim aslında diyabette bitti. Bundan sonra terzilik yapıyoruz. Hastaya özgü tedavi. Nasıl? Obezse kilo verdiren bazı iştahı azaltan iğnelerle hem obeziteyle mücadele ediyoruz hem diyabeti tedavi ediyoruz. Hastanın koroner arter hastalığı var, kalp krizi varsa onu engelleyen tedaviler, kronik böbrek yetmezliği varsa onu engelleyen. Yani demek ki hastayı değerlendirirken komplikasyonlara, kilo durumuna, hastanın yaşına göre tedavi veriyoruz. Çünkü çok geniş bir ilaç portföyümüz var ve bunların hepsinin de artı etkileri var. O nedenle hastalarımız bu yönden eğer takiplerini düzgün yaptırırsa aslında diyabetle mücadelemiz gitgide daha kolaylaşmaya başlamıştır. Teşekkür ederim.